Arkadaşlar merhabalar. Tüm aracı kardeşlerime ve arıcılığa hevesli olan kardeşlerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu videoya başlamadan evvel öncelikle arkadaşlar ben bu videoları neden çekiyorum? Onu sizlere bir arz etmek isterim. Gerek YouTube'da gerek diğer sosyal mecralarda elbette ileride arı ve arı ürünleriyle ilgili ömrümüz varsa bir tanıtım yaparız. Ama arıcılığın ilmi boyutuyla alakalı ve tecrübe ettiğimiz konularla alakalı video çekiyor. Bunu YouTube'da ve diğer mecralarda yayınlıyor olmamızın sebebi aranızdan bir kişinin olsun. Allah razı olsun duası içindir. Hayır dualarınız içindir. Sevap amel defterimiz içindir. Yani duanıza talibiz arkadaşlar. Zira inanın bu videolama işi ciddi bir uğraş istiyor. Ve arılara, kovanlara da azdan az zarar veriyor arkadaşlar. Tabii bunu yaşayarak müşahede ettiğim için daha önceki hocalardan arıcılıkla ilgili bu tip ora bura demeden dolaşarak insanları eğitmeye çalışan eskilerden başta rahmetli Muhsin Doğaroğlu olmak üzere vefat edenlerin ruhlarına, yaşayanların da ruhaniyetlerine bir Fatiha-i Şerif hediye edelim. Arkadaşlar ikinci bir konu da bu yılın başında bu videoları yayınlamaya başlarken bir arıcının gün gün 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar sabit bir arıcının neler yaptığını, neler yapması gerektiğini temel bilgilerle beraber şöyle kabaca videolarını çekerek bunları yayınlayacağımı ifade etmiştim. Yani günü geldikçe, sırası geldikçe her videoları çekip yayınlamaya çalışıyorum. Bugün de sırası geldiği için bugünkü videomuzun konusu da arı satın alırken nelere dikkat edilmesi lazım ve bununla ilgili temel bilgiler konusu arkadaşlar. Arı ne zaman alınır? Hangi arı alınır? Hangi arı alınmaz? Ne kadar arı alınır? Arının koloni durumu nasıl olmalıdır? Kovan durumu nasıl olmalıdır? Koloni, kovan içerisindeki peteklerin durumu nasıl olmalıdır? Ana arı nasıl olmalıdır? Arı ne zaman alınır? Hangi günlerde, hangi günün hangi saatlerinde alınır? Nasıl sevk edilir? Arılığınıza getirdikten sonra nasıl işlemler yapılır? Bu tip konular arkadaşlar. Şimdi heveslendiniz. Arıcılığa başlayacaksınız. Ya da bir iki kovanınız zaten vardı. Arılığınızı büyütmek istiyorsunuz. Arı alacaksınız. Arkadaşlar kendi tecrübelerimden hareketle neler yapmanız gerektiğini sizlere madde madde olarak anlatıvereyim. Arkadaşlar arı ne zaman alınır sorusuna yanıt ararken arıyı ne için alacağınıza öncelikle karar vermeniz gerekiyor. Yani eğer bal sağımı için, bal elde etmek için arı almak istiyorsanız onu bal akımından 2-3 yavru dönemi öncesinde, nektar akımından 2-3 yavru dönemi öncesinde arıyı almanız gerekir. Eğer arı çoğaltmak istiyorsanız fiyatları da dikkate alarak bal akım döneminin sonlarına veya bitişine olarak en ucuz fiyatlar, en uygun fiyatlar ve en güçlü arıların olduğu, ana arıların en iyi döllenmiş olduğu dönem olarak bu döneme yakın olarak arı almanız gerekmektedir. Ama siz mesela arıların baş belası olan varroa canavarıyla muhatap olmak istemiyorum. En azından öğrenme senesindeyim. Daha birinci yıldan tuş olmayalım, ben bunda başarısız olmayayım derseniz varroa mücadelesinin bal nektar akımı öncesindeki ilk bitiş noktası, daha doğrusu yıl boyu doğal yağlarla beraber devam eder ama ana materyallerle mücadelenin bitirildiği dönem olan Mayıs'ın birinci, ikinci haftalarına doğru arılarınızı almanız gerekir arkadaşlar. Bu konuyu bir miktar açmak isterim. Bal akımının en yoğun olduğu dönemlerde, yani Haziran ayının 15'i 20'si gibi başlayıp Temmuz'un sonlarına kadar olan dönemlerde arı kolonilerindeki dışarı getir götür yapan tarlacı arıların diğer arılara oranla nüfusunun en üst seviyeye ulaşmış olması gerekiyor. Yani amacımız nedir? Dışarıdan nektar akımını kaçırmamak ve o kısa dönem içerisindeki maksimum nektarı kovanlarımıza getirtmek olduğu için bu işi de yapan arılar dışarı tarlacı arıları olduğu için o dönemdeki tarlacı nüfusunu en üste getirmek. Hedefimiz bu olmalı. Bu
Bu neye benziyor arkadaşlar? Sizin bir nakliye şirketiniz var. 100 tane hazır bakımı yapılmış tırınız var. Hangarınız, deponuz var. Tam sezon açılıyor. Yüzlerce konteyner var nakledilecek. Pazar açılmış. Siz iyi bir para kazanacaksınız. O döneme geldiniz. Tam işler başlayacak. Bir de baktınız ki 20 tane tır şoförünüz var. Yani 100 tane tırınız var ama 20 tane tır şoförünüz var. E şimdi bu konteynerleri kim nakledecek? Yeterli şoförünüz olmadığı için nakledemezsiniz ve pazarı, piyasayı kaçırırsınız. Nektar zamanı da aynı böyledir. Yani bulunduğunuz bölgeden bölgeye veya üründen ürüne değişir ama genel olarak 15 Haziran gibi başlayıp Temmuz'un sonlarına kadar, Ağustos'un başlarına kadar bal akım, nektar akım dönemi doğada biter arkadaşlar. Bu arada ne alırsanız odur. Yani siz bu dönem içerisinde arılarınızı, işçi arılarınızı, tarlacı işçi arılarınızı maksimumda tutarak onları çalıştırabilmeniz lazım. Arkadaşlar, işçi arılar kovan içerisinde 20-22 gün kadar kaldıkları için demek ki siz 15 Haziran gibi, 20 Haziran gibi, yani yaklaşık olarak söylüyorum, eğer nektar akımı başlayacaksa 5 Haziran gibi falan kovanın içerisinde kapalı yavruların maksimuma ulaşmış, yani üçüncü katınıza çıkmış, kapalı yavruların maksimuma ulaşmış bir halde yavru arıların petek gözlerinde bulunuyor olması gerekir arkadaşlar. Ki yapılan istatistiklerde maksimum bal sağımının, bal alımının 70-80 bin arılı bir kovanda gerçekleştiği, buna yönelik tarlacı arı nüfusunun temin edildiği, planlamaların buna göre yapıldığı öngörülmüş arkadaşlar. Demek ki biz 15-20 Haziran gibi yaklaşık 70 bin tarlacı arıyı doğaya nektar toplamak üzere sürmemiz gerekiyor ise, demek ki Haziran'ın ilk haftası içerisinde şöyle 5 Haziran gibi bu nüfusa ulaşacak şekilde kuluçkalık artı 2 kat olarak, yani toplam 3 kat olarak bir kovanımızı kapalı yavrulu halinde o döneme ulaştırmış, arıların çıkmaya devam ediyor hale getirmiş olmamız lazım. Bu üçüncü kat durumunu bu şekilde izah ettikten sonra demek ki bundan da bir ikinci yavru dönemi, yani 20-25 gün geriye aldığımız vakit yaklaşık 10 Mayıs gibi, yani 5-10 Mayıs gibi kuluçkalıktan üzerine birinci katı atmış. Arkadaşlar, bu da şu anlama geliyor ki demek ki biz 5 Mayıs civarlarında, yani önü arkası bir hafta gibi bu dönemde 8-10 çıtalı bir kuluçkalık kovan alıp, ki onun da nasıl olması gerektiğini birazdan anlatacağım. Eğer bu dönemde alır almaz hemen ertesi gün katını atar, birinci kata, orta kuluçkalıktaki kapalı yavruları birinci kata çekip peteklerini de vererek, desteklemelerini yaparak ana arımızı hemen yavru atmaya, birinci kata ve kuluçkalığa yavru atmaya, çalıştırmaya başlarsak, yani ikinci yavru dönemi de demek ki 5 Haziran civarlarına denk gelecektir ve tüm bu arıların çıkışı ve doğaya ulaşması, nektar getirmeye başlaması da 15-20 Haziran dönemine denk gelecektir. Eğer bala çalıştıracaksak arımızı, en geç 5 Mayıs civarlarında arımızı temin etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer zamanlama varroa mücadelesiyle ilgili olacak. Özellikle yeni başlayan arkadaşların varroa mücadelesini tam olarak algılaması ve buna ilişkin tedbirlerini alması ve uygulamalarını yapması 1-2 yıl, 3 yıl sürebilir arkadaşlar. Keza halede, piyasada, arıcılar arasında bir ortak noktaya gelinmiş değil bu konuyla ilgili. Doğal mücadele yapanlar var, ruhsatlı ilaçlar kullananlar var, asitler kullananlar var. Bu konuda tam bir antak kalınmış durum olmamakla birlikte arıcılar arasında halihazırda itilaflar devam ediyor olmakla birlikte, bu organik asitlerin Avrupa'da da kullanılmakta olan, Avrupa'da, Amerika'da, dünyada da kullanılmakta olan bu organik asitlerin ve ülkemiz bakanlığınca ruhsatlandırılmış doğal varroa ilaçlarının Mayıs'ın ikinci haftası gibi kovanlarımızdan çıkarılması gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor ki Haziran'ın ortasına kadar kovanlar arınsın, bal nektar akımında herhangi bir şekilde bunlarla temas edilmesin. Demek ki varroa mücadelesi yapmak istemeyen bir yeni arıcılığa başlayan kardeşimizin ya da arılığını büyütmek ama varroanın temel mücadelesiyle uğraşmak istemeyen bir arıcı kardeşimizin bunu bir hafta daha geciktirerek Mayıs'ın ortalarına kadar
gelerek arısını orada alması yeterli olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar, her ne kadar arıcılar arasında bir birlik bu konuda da sağlanmamış olmakla beraber eski arıcıların söylediği, tecrübe ettiği bazı konular var arı alımı ile ilgili. Hangi konudan bahsediyorum? Arı hangi günlerde alınırla ilgili. Eski arıcılarımız derler ki cuma günlerinde dışarıdaki bütün tarlacı arılar, içerideki arılar, ne kadar arı varsa cuma günlerinde arılar kovana geri dönerler. Yani buradan şunu anlıyoruz ki bu konu bazı arıcılar tarafından tecrübe edilmiş bir konu. Cuma günü almanızı tavsiye ediyoruz bu yüzden. Ha, ne kadar etkilidir? Bilemiyorum. Yani yüzde ne kadar bir arıdır bu arı? Dışarıda kalan, konaklayan, yaz günlerinde, sıcakta veya bugünlerde. Onu bilemiyoruz ama böyle bir tecrübe edilmiş konu var arkadaşlar. Bir diğer konu, gecenin karanlık olduğu günlerin gündüzlerinde, ikindi saatlerinde arıyı saat olarak söylüyorum, almak lazım. Yani ay ışığının çok olduğu günlerde tarlacı arılar, ışık güneş hemen batsa bile dahi ay ışığıyla beraber çalışmaya devam ettiklerinden, nektar akımı bol ise çalışmaya devam ettiklerinden kovana geç geleceklerdir. Biz de arı alacağımız zaman kovanımızı ikindiden başlayarak aktarmak ya da mevcut kovanı akşam saatinde kapatarak tarlacı arıların geri dönmesini temin etmek için akşam saatlerinde kadar bekleyip kovanı kapatarak alıp gitme cihetini seçtiğimiz için demek ki gece karanlığı ne kadar erken basarsa ya da gece karanlık olursa arılarımızı o kadar daha tam olarak alıp götürmüş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu konu niye önemli? Bir koloninin içerisinde içeri arıları ne kadar önemliyse bakıcı arılar, petek gözlerindeki kapalı yavrular, günlükler, larvalar, ana arı, erkek arılar ne kadar önemliyse, popülasyon içerisindeki sayıca ne kadar önemliyse, o içeri arıları destekleyen, onlara gıda getiren, yem getiren, stoklattıran dışarı tarlacı arıların da popülasyon sayısı o kadar önemlidir arkadaşlar. O dengeyi muhafaza etmek için arı alırken mutlaka koloninin, kovanın tam arısını tamamlayarak almaya çalışmak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar, ikinci bir konu arı ırkıyla ilgili konular. Hangi tip ırk arıyı almamız gerekir? Yani koyunculuk yapacak, tavukçuluk yapacak, inekçilik yapacak insanların bulundukları bölgeye ya da bu işi yapma şekillerine göre nasıl ırk seçiyorlarsa aynı şekilde biz de faydalı olabilmesi için, başarılı olabilmesi için ırkı doğru seçmemiz lazım. Bu konuyla alakalı yaptığınız araştırmalarda göreceksiniz ki böyle bir ortak konu var arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgeye ait ırkı seçmeniz lazım. Ya da onun F1 melezini seçmeniz lazım. Örneğin Orta Anadolu bölgesindeyseniz çoğunlukla Anadolu ırkı veya onun Kafkas veya Karniyol'la F1'leşmiş ırkını kullanmanız gerekmektedir. Karadeniz sahillerindeyseniz doğulara doğru gittikçe Kafkas ırkı var arkadaşlar. Meşhur bizim Kafkas ırkımız var. Çok iyi bir arıdır. Şampiyon bir arıdır. Onun kendisini ya da türevini kullanmanız gerekir. Ziyade Trakya taraflarına geldikçe Karniyol diye bahsettiğimiz başarılı bir arımız var. Ege sahillerinde Muğla diye bahsettiğimiz, yine o da onun bir türevidir, arımız var. Akdeniz sahillerinde belki nispeten İtalyan ırkı diye bahsettiğimiz ve bütün bu arıların kendilerinin oluşturduğu F1 türevlerini, Doğu Güneydoğu bölgelerinde Suriye arısı veya onun oluşturduğu F1 türevlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bu genellikle ortak söylenen bir sözdür ama incelediği araştırdıysanız bu genellikle ortak söylenen bir sözdür. Yani yerel ırklarla çalışın. Ama siz bugün Türkiye'de herhangi bir arıcıya gidin. Eğer lisanslı arıcı değilse o arıcı size örneğin benim arım Anadolu arısıdır, benim arım Karniyol arısıdır veya Kafkas arısıdır veya Muğla arısıdır dese bile dahi, arkadaşlar, büyük ihtimalle onun arısı o bölgede başka gezginci arıcılardan ötürü ya da kendisinin çıkarttığı ana arıların o bölgedeki farklı arılarla çiftleşmesinden ötürü arılar farklı F1'lere ulaşmıştır. Yani %100 Anadolu arısıdır kimse diyemez arkadaşlar. Mutlaka F1 veya alt genotipine dönüşmüştür. Burada esas olan şudur arkadaşlar. Arınızı bulunduğunuz bölgedeki sabit arıcılardan, o da yetmez, bu sabit arıcılardan da kendi arılarını 1-2-3 kış öldürmeden kışlatarak kıştan çıkarmış arıcılardan alın arkadaşlar.
Her ne kadar bulunduğunuz bölgenin arısı olduğunu iddia eden bir arıcıyla karşılaştınız ve ondan arı alacak olsanız bile dahi, az önce bahsettiğim farklı ırklarla kendisinin dahi haberi olmadan çiftleşmesi sonucu çıkan arılar, melezleşeceğinden, farklı genotiplere doğru evrileceğinden, o arıların o bölgenin yerel tam arısı olduğunu iddia etmek pek gerçekçi olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla hakiki o bölgenin yerel arıları o bölgede kışı çıkarabilirken, bu şekilde melezleşmiş, genetik yapısı değişmiş arılar kışlamalarda zayıf kalacaktır, hastalıklara açık kalacaklardır. Kışlatmada yem verseniz, kek verseniz, bal verseniz dahi onları yiyemeyecektir. Yeterli ısıtamayacaktır. Ana arı erken yavruyu kesecektir veya geç yavru atacaktır. Bu tip özellikleri kaybedecektir ya da farklı özellikler alacaktır bu melezleşmelerden, genotip değişikliklerinden dolayı. Dolayısıyla arılar kışı ne yapamayacaktır? Çıkamayacaktır. Belki siz aldığınız sene o arılar kışı çıkarmış olabilir. Ama bu sizi yanıltmasın. Eninde sonunda bu arılar, eğer o bölgenin yerel hakiki ırkı değilseler, mutlaka ki vefat edeceklerdir. Ve arılarınız kovanını sönecektir arkadaşlar. Arkadaşlar, bu yüzden arılarınızı alacağınız arıcıya da tam olarak güvenmeniz gerekli. Yani nesine? Hem arıcının kendisine güvenmeniz lazım, doğru söylediğine, hem de arıcının ilmine de güvenmeniz lazım. Yani arıcı size bu arı karniyol arısıdır veya karniyol F1'idir diyebilir ama kendisinin dahi arısının melezleşip değiştiğinden haberi olmayabilir. İlmi yeterli olmamış olabilir. O yüzden arıcının ilmine de, kendisine de, doğruluğuna, dürüstlüğüne de ne yapmanız lazım arkadaşlar? Güvenmeniz lazım. Arkadaşlar, şimdi ülkemizde çok sayıda gezgin arıcılık yapan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz haklı olarak bal sağım dönemlerinde veya ürün alacakları dönemlerde arılarını Orta Anadolu bölgelerine, İç Anadolu bölgelerinin yaylalarına, çiçeğin, floranın bol olduğu, iyi olduğu bölgelere gezgin arıcılar getirirler, arılarını konaklatırlar ve oralardan ürün almaya gayret ederler. Tabii bu bir emek işi. Hepsine Allah muvaffakiyetler nasip etsin. Başarılar diliyoruz. Daha sonra arılarını bal sezonundan sonra kışlatmak üzere sahil kısımlara, özellikle de Akdeniz kısımlarına getirirler. Buradaki amaçları da halistir. Çünkü oralarda yaz geç bittiği, kışın ortalarına göre, yani nispeten Orta Anadolu bölgelerinin kışının ortalarına kadar yazların uzadığı, kışın da çok tez biterek tekrar ilkbahara geçildiği, çok kısa bir müddet soğuk hava olduğu bir dönem oluyor. Dolayısıyla gezginci arıcı kardeşlerimiz oralarda arılarını çalıştırmaya devam ederek arılarını çoğaltabiliyorlar ve bu defa da ne yapıyorlar arkadaşlar? Arı satışı yapıyorlar. Fakat ben özellikle sizlere şunu tavsiye ediyorum. Elbette ki sahil kesimlerinde gezgin arıcılık yapmakta olan arıcı kardeşlerimizden arıları alabilirsiniz. Çünkü siz de sahil bölgesindeyseniz, sizin de bulunduğunuz bölgede kış çok sert geçmiyor ise, katlanılabilir, tahammül edilebilir bir ısı değişimleri, gece gündüz ısı farkları ya da nem oluşuyor ise, o bölgede kışlatmış olan gezgin arıcılardan rahatlıkla arılarınızı alabilirsiniz. Çünkü onlar zaten orada kışlatmışlar arıyı ki, arı sağlam bir şekilde ilkbahara çıkmış ki, siz onlardan, o bölgedeki gezgin arıcılardan arı alarak o arılarınızı orada çalıştırıp siz de çıkartabilirsiniz. Fakat sahil kesimlerde arı kışlatmış olan arıcılardan Orta Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde, iç kesimlerde bulunan, arıcılık yapmak isteyen kardeşlerimizin arı almasını ben tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü o kısımlarda kışlatılmış arıların Anadolu bölgesinde, Orta Anadolu bölgesinde kışlatılması, sizin ileriki dönemde kışlatmanız, elbette farklı genlerden dolayı çiftleşmiş ana arıların çıkardığı yavrular ve onlardan alacağınız ana arılar sebebiyle Orta Anadolu bölgesinde gerçekleşmeyecektir. Yani siz, tekrar söylüyorum arkadaşlar, bulunduğunuz bölgenin sabit arıcılarını öncelikle tercih edin. Sadece ve sadece sahil bölgelerindeyseniz, Türkiye'nin Tahopa'dan İstanbul'a kadar, Ege sahillerinden Hatay'a kadar olan sahil bölgelerindeyseniz, bu bölgelerde gezgin arıcılık yapmış olan arıcılardan arılarınızı alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ama İç Anadolu bölgelerindeyseniz, tekrar söylüyorum arkadaşlar, bulunduğunuz bölgelerde sabit arıcılık yapmış, arılarının kışı çıkartmış,
bir defa değil birkaç defa kışı çıkartmış, öldürmeden ilkbahara getirmiş sabit arıcılardan almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu konuyla ilgili kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız lisanslı arı üreticileri, ana arı üreticileri var. Eğer siz garanti olarak ben şu ırkın kendisini ya da F1'ini almak istiyorum diyor iseniz o kardeşlerimizden alabilirsiniz güvenle. Fakat tabii ciddi bir fiyat farkı var piyasayla arada. Haklı olarak emek veriyorlar. Sizin de imkanlarınız zayıfsa ama dikkatli bir şekilde şu anlattığım konulara riayet ederseniz haklı olarak fiyatı bir miktar yüksek olan arılardan alamayacak iseniz o takdirde yerel arılardan da sağlam olan ırklardan bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Daha düşük fiyatlı arılardan bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ırklarla ilgili diğer bir konu da şu. Siz tercihen şunu da söyleyebilirsiniz. Yani incelemiş, araştırmışsınızdır. Yani arıcılık elbette her iş kolay olmadığı gibi arıcılığında çok büyük zorlukları var. Hele kışlatma en büyük problemlerden, varroa mücadelesi en büyük problemlerden bir tanesi. Eğer siz, kardeşim ben evimin balı için, propolisi için veya poleni için arıcılığı yapacağım. Sezon sonunda da ben arılarla ilgilenemem. Onları bir kenara bırakacağım. Onlara kekle, şerbetlemeyle, arı çoğaltmayla, varroa mücadelesiyle, kışın girişinde, kışın ortasında, ilkbaharın erken ilkbaharında, ilkbaharın başında ben böyle uğraşamam, bu masraflara katlanamam, zamanımda bulunmaz diyor iseniz, kendi haline bırakacağım diyor iseniz, o takdirde tutup da ücreti yüksek, pahalı yüksek bir ırk da almanıza da illa da gerek yok. Farklı bal yapan, poleni iyi getiren bir F1 tipini, bir arı ırkını tespit edip sadece bu dönem içinse size yetecek kadar arıyı da alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer arıcı kardeşlerimiz farklı düşünüyor olabilir. Elbette ben de öncelikle yerel ırkları tavsiye ediyorum. Ama sizin arı alma amacınıza bağlı olarak şunu da söylüyorum ki eğer siz tek amacınız sadece ben evimin bir yıllık bal ihtiyacını gidereyim, polen ihtiyacını gidereyim, ondan sonrasıyla benim uğraşacak ne vaktim var, ne emeğim var, ne zamanım var, ne de param da bununla uğraşamam diyor iseniz o takdirde farklı F1 ırklarını da bulup kendi yörenizde iyi bal yapan, iyi polen getiren türleri de getirip onlarla da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hangi arı ırkını alacağınızı, arıyı ne zaman alacağınızı, hangi günlerde, günlerin hangi saatlerinde alacağınızı, hangi arıcıdan alacağınızı tespit ettiniz. Arılığa geleceksiniz. Şimdi bu arılıkta yapacağınız işlemler var arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar birinci durum, arıcının kendi kovanıyla mı alacaksınız? Yoksa kendi kovanınız var, arıcının arılığında veya kendi arılığınızda bu kovanı aktararak mı alacaksınız? Buna bir karar vermeniz lazım arkadaşlar. Tavsiyemiz odur ki eğer imkanı varsa arıcının kovanını alabiliyorsanız kovanıyla satın alın. Alamıyor iseniz kendi kovanınız varsa ikinci tavsiyemiz arıcının kovanıyla kendi arılığınıza götürün. Orada kendi kovanınıza aktarma yapın. Arıcının kovanını sonra verin. Bu da olmuyorsa kendi kovanınızla arıcının arılığına giderek orada kendi kovanınıza aktarma yapmanız gerekmekte arkadaşlar. Arkadaşlar bununla ilgili kovan aktarma videomuz var. Bunu takip edebilirsiniz. Kovan nasıl aktarılır? Bundaki usul nedir? Onu takip ederek kovan aktarma işlemini yerinde yapmanız gerekir. Arkadaşlar bu 3 metodun da hangisini yaparsanız yapın. Öncelikle dikkat etmeniz gereken bir husus var. Arıyı alacağınız arıcının arılığı ile sizin arıyı koyacağınız yer arasında 4-5 kilometreden aşağı mesafe olmaması gerekiyor. Eğer direkt arıyı alıp arılığınıza getirecekseniz. Çünkü zira şöyle düşünün, arılar 5 kilometre yarı çaplı bir dairenin içerisinde uçuş yaparlar. Uçuş yaparlarken arılar kovandan çıktıklarında bu arada güneşe göre koordinatlama yaparlar. Güneşin doğuşu, batışı istikametinde, ekseninde arılar koordinatlamalarını çıktıklarında yaparlar. O koordinatlamaya göre bu 5 kilometrelik dairenin içerisinde
alacakları nektarı, poleni, varsa propolisi alarak, suyu alarak kovana geri gelirler. Arkadaşlar, dolayısıyla siz 5 kilometrelik bir yarıçap içerisinde bir arıcıdan arı alacak iseniz, o arıyı öncelikle kendi arılığınıza getirmeden evvel bir 5 kilometre daha dışarıda farklı bir yere getirip koyup orada bir hafta 10 gün kadar bir çalıştırmanız lazım. Çünkü arıların eski koordinatlarını bir unutmaları, yeni geldikleri yerde yeniden koordinatlama yapmaları lazım. Akabinde bir hafta 10 gün sonra tekrar o koyduğunuz yerden o arıyı alarak kendi aralığınıza getirmeniz ve burada da arıyı yeniden üçüncü bir koordinatlama yapmasını sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde arıları yakın mesafeden alıp kendi aralığınıza getirirseniz, dışarı tarlacı arıları için söylüyorum. Yani bunu şöyle de olur, bunu herhangi bir şekilde iki peteği alsanız, 2-3 kilometre mesafe içerisinde farklı bambaşka bir yere getirip arıları oraya silkeleseniz, tarlacı arılar için söylüyorum. Tarlacı arılar hemen bulundukları noktada güneşin hareket eksenine bağlı olarak kendi koordinatlarını yeniden yakalayıp eski arılıklarına geri geleceklerdir. Eski arılıklarındaki kovanlarını bulup ona girmeye çalışacaklardır arkadaşlar. Arı kaybına sebebiyet vermemek için bu tür bir işlemi, bu tür bir yolu takip ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arılığa geldiniz, kovanınızı tespit ettiniz, alacağınız kovanı anlaştınız, fiyatta arıcıyla anlaştınız, bir kovanı alacaksınız. Önce bu kovana herhangi bir şekilde kontrolünü yapmaya başlamadan evvel kovanın uçuş deliğine bir bakın arkadaşlar. Kovanın uçuş deliğindeki arıların hareketlerine bir göz atın arkadaşlar. Arılar nasıl? Canlı mı? Tarlacı arılar polen, nektar, su, getir götür işlemi ne düzeyde arkadaşlar? Canlı mı? Hızlı mı getiriyor götürüyor? Yoksa cansız cansız arılar kovanın önünde dolanıyor ve herhangi bir çalışma yok mu? Arkadaşlar eğer cansız bir şekildeyse bu kovanın giriş deliği, uçuş deliği, bu kovanı alıp kendi arılığınıza götürdüğünüzde de orada da aynı şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Yani sizin alternatif olarak gittiğiniz arılıkta, arı alacağınız arılıkta böyle 8-10 tane veya 20-30 tane kovan var ve arasından seçecekseniz, 5 tane 10 tane kovan seçip alacaksanız, bunların içinden bu tip canlı olanları bir tercih etmeniz lazım. Bunlara bir tık bir puan vermeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci aşamada kovanın üst kapağını açtınız. Daha herhangi bir peteği çekmeden şöyle bir kovana bir bakın arkadaşlar. Benim tavsiyem öncelikle az önce anlattığım zamansal problemler, zamansal sebepler sebebiyle 8-10 çıtadan aşağı arı almamanız. Çünkü diğer bir hususta şu ki, bir kolonide biliyorsunuz ana arısı, erkek arıları, içeri kapalı yavruluları, larvaları, günlük yavruları, yumurtaları, içerideki bakıcı arıları, dışarı tarla arıları olmak üzere koloni bir bütün arkadaşlar. Yani bütün bu popülasyonun içerisindeki bireylerin her birinin varlığı ve popülasyon içerisindeki oransal miktarı 8-10 çıtalı bir arıda daha net şekilde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla iki sebepten ötürü 8-10 çıtalı arı almanızı o tarihlerde tavsiye ediyorum. Kovanınızın kapağını açtınız. Daha peteklere dokunmadan şöyle üstten bir bakın arkadaşlar. Petek aralarında arı yoğunluğu nasıl? Petek üzerleri arılarla kaplı mı, yoğun mu? Bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Arıların canlı, hareketli, renklerinin net olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra sırayla bakmanız gerekenler şu. Bir kere şunu söyleyeyim, hiçbir şekilde çekinmeyin. Para veriyorsunuz, arı alıyorsunuz arkadaşlar. Parayı sokaktan bulmadınız. Dolayısıyla verdiğiniz paranın karşılığını elbette ki arıcıdan sormak durumundasınız. Arıcıya peteği çıkarttırırsınız. Arkadaşlar 8-10 çıtalı bir kovanda en az %70-80 iki yüzlü kapalı yavrulu olması lazım arkadaşlar. Alacağınız arı o tarihte, o belirttiğim tarihte bu şekilde olması gerekiyor. Allah ıslah eylesin, bu arı alımlarında da çeşitli hileler var. Arkadaşlar normalde bu vakitlerde alacağınız kolonilerin petek yüzlerinde genelde bu şekilde %60-70-80 oranlarında kapalı yavrular bulunur. Bir kısmı çıkmakta olan kapalı yavrular, bir kısmı çıkmaya yakın, bir kısmı yeni kapanmış.
Bir kısmı larva halinde, bir kısmı da günlük atılmış olarak yavrularla dolu olması lazım arkadaşlar. Ve bunların da üzerlerinde bakıcı arılarla kapalı olması lazım arkadaşlar. Çeşitli arı satıyorum diye satmak isteyen arıcılar kovanın satmadan önce içerisinden birkaç tane kapalı yavrulu çıtasını alıyorlar. Kendi zayıf kolonilerine veriyorlar ya da bölmek üzere başka bir koloni oluşturuyorlar. İçerisine boş petekleri koyuyorlar. Bir miktarda şerbet vererek buraları ballandırıyorlar. Mevcut arıları da içerisine silkeliyorlar ve böylece buradaki arıların o peteklere sarmasını, sanki o peteklerin o kovanın kendi petekleriymiş gibi görünmesini sağlıyorlar ve sizi kandırabilirler arkadaşlar. Buna aldanmayın. Yani örneğin 8 çıtalı bir kovan alıyor iseniz, koloni alıyor iseniz, demek ki en az bunun 5 çıtası mutlaka yavrulu olması lazım. Yani 4 çıtası, 5 çıtası kapalı yavrulu, 1-2 çıtası larvalı günlüklü olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı şekilde duvar petekleri vardır. Kenarlardaki petekler bildiğiniz üzere duvar petekleri. Bunlarda da mutlaka kendi balı olması lazım. Yani hilelerden bir tanesi de bu. Tam size satacağı zaman kenar duvar peteklerindeki ballı petekleri çıkartıp alır. Onların da yerine yine kabarmış petek koyar. Arıları sardırır. Sanki içinde yavru varmış gibi oraya yeni petek koyar. Siz de bu peteklerin, bu kovanın bir parçasıymış gibi zannedersiniz. Halbuki mutlaka böyle 7-8 çıtaya, 9-10 çıtaya gelmiş bir kovanın duvar peteklerinde mutlaka ballı, polenli petekler olması gerekir arkadaşlar. Keza aynı şekilde içerisindeki kapalı yavrulu ya da açık yavrulu larvalı olanlarda da yine üstte böyle sırlanmış kemer dediğimiz az da olsa ballı kısımlar olması lazım arkadaşlar. Tümden boş olmaması lazım kolonilerin. Arkadaşlar bir diğer bakmanız gereken husus da arıların hastalıkları durumu. Az önce demiştim ya, yaklaştığınızda ilkin kovanın giriş tahtasına bakmanız lazım diye. Arkadaşlar orada bakacağınız husus böyle mumyalanmış gibi derler tecrübeli arılar. Sarılmış yavrular. Yani içeride kireç hastalığı varsa mevcut arılar o kireç hastalığına tutulmuş ölmüş yavru arıları oradan alırlar ve onları mumyalarlar. Propolisle beraber kapının önüne atarlar arkadaşlar. Eğer kapı önünde uçuş tahtasında bu şekilde arılar görüyorsanız kovanda kireç hastalığı vardır. Uzak durun arkadaşlar. İkinci bir husus, açtığınızda kovana baktığınızda kolu bacağı kopmuş kanatsız arılar görüyor iseniz bu da varroa kaynaklıdır arkadaşlar. Daha hücre peteklerinde yavru aşamasındayken varroa'ya tabi kalmışsa, iyi bir varroa mücadelesi yapılmamışsa bu kovanda kanatsız olarak gelirler. Kanatsız olarak çıkarlar. Tabii ki kanatsız arı sizin bir işinize yaramayacaktır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde verim alamayacaksınız. Dolayısıyla varroa mücadelesinin doğru yapılmadığı kovanlarda bal sezonunda da ne yapamayacaksınız? Verim alamayacaksınız arkadaşlar. Bir diğer husus, sürünme varsa, kovan önlerinde böyle zar zor yürüyen, sürünen arılar varsa veya geliyor, kovanın uçuş tahtasından aşağı düşüyor. Zayıflıktan, halsizlikten kovanın tahtasının üzerinde dahi tutunamıyor ve yere düşüyorsa, bu tip sürünen arılar gerek kovanın içinde gerek kovanın önünde varsa, bu da hemen tespit edemezsiniz ama nosema hastalığına da delalet edebilir arkadaşlar. Bu risklere hiç girmeyin arkadaşlar. Bu tip arılar görüyorsanız o kovanı tercih etmeyin ya da son tercihinize bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar, varroa mücadelesi yapılmamış, varroaca fazla olan arıların olduğu bir kovanda da az önce belirttiğim gibi bal sezonunda yeterli verimi alamayabilirsiniz. Şimdi kalkıp da siz 5-10 Mayıs civarlarında aldığınız bir kovana birinci derece varroa mücadelesine başlarsanız onun sonucu Haziran'a kadar sürer ki, çünkü 3-4 defa uygulamanız gereken uygulamalar var. O da Haziran'a kadar sürer ki bal sezonuna gelirsiniz. Artık orada güvenli bir nektar alımı, bal imalatı gündeme gelmez. O yüzden varroa mücadelesini yapamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla varroa mücadelesi doğru yapılmış, arıların varroadan temizlenmiş, en azından en aza indirilmiş bir kovanı tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Burada arıcının kendisine güvenmeniz lazım. Arıcı size, ben varroa mücadelesini çok iyi yaptım,
ben şöyle ilaç kullandım ya da şöyle asit kullandım ya da şöyle yağlar kullandım, şöyle doğal mücadele yaptım diyebilir arkadaşlar. Bu önemli değil. Siz neticede arıyı gözlemlediğinizde hakikati kendiniz görmeniz lazım. Yani çok iyi dikkatli bakarsanız arıların üzerinde varroaları da görebilirsiniz eğer varsa. Ama yoksa arı hareketlerinden, kanatsız oluşlarından bunu algılayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar arı alırken genel olarak dikkat edilecek hususlar bunlar. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Arınızı anlaştınız, bütün bunlara dikkat ederek aldınız, kovanınıza aktardınız. Arınızı kendi arılığınıza nakledeceksiniz. Arkadaşlar tavsiyem açık kasa bir kamyonet türü bir şeyle aktarma işlemini yapın. Fakat bunu yapmadan evvel kovanınızı iyice kilitleyin. Kesinlikle kapandığından, kilitlendiğinden ve herhangi bir şekilde arı çıkışı olmadığından emin olun arkadaşlar. Çünkü yolda izde sarsıntı olur, bir şey olur, kovan açılır, arılar kaçar, uçar, gider. Böylece zarar edersiniz arkadaşlar. İlla böyle bir açık kasa kamyonetiniz, aracınız yok. Bir iki tane alıyorsunuz ya da bir tane alıyorsunuz, aracınıza koyup götüreceksiniz. Kapalı kendi aracınıza koyup götüreceksiniz. O durumda da kesin olarak kapandığından emin olmanız lazım. Kovan eski ise kovanın arı kaçırmadığından emin olmanız gerekir. Allah korusun yolda giderken arılar bir anda çıkıverirler. Siz araç kullanırken saldırıverirler. Sonuçta yabani hayvandır. Ve bir kazaya sebebiyet vermemeniz için bu hususa da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar arınızı arılığınıza getirdiniz. Koyacağınız yere koydunuz. Bir yarım saat, bir saat kadar arıları açmıyorsunuz arkadaşlar. O titreşimden, o sarsıntıdan dolayı arı mutlaka strese girmiştir. Onu bir sakinleşmesi için bir bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bir yarım saat, bir saat bu halde durduktan sonra arınızın ön uçuş tahtasını açıyorsunuz arkadaşlar. Fakat açtığınızda hemen önüne bir belirleyici bir unsur koymanız lazım. Yani oraya bir çubuk, bir tahta, bir taş parçası koyarsanız, uçuş tahtasının üzerine de koyarsanız, arılar farklı bir yere geldiklerini, koordinatın değiştiğini, artık yeni koordinatlar olacağını düşünebilirler, algılayabilirler ve bununla ilgili yeniden koordinatlama işlemine geçebilirler arkadaşlar. Aksi takdirde arıların, tarlacı arıların bir kısmı farklı bir yere geldiklerini algılarlar ama eski arılığı bulmak üzere süratli bir şekilde çıkıp uzaklaşmaya çalışabilirler. Bu uzaklaşma neticesinde de koordinat almadan çıktıkları için eski bulundukları bu kovana geri dönemeyebilirler. Arı kayıpları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar açtığınız bu kovanınıza bir gün herhangi bir işlem yapmayın. Arıların oraya alışmasını bekleyin arkadaşlar. Eğer kat atacaksanız, arınızı bölecekseniz, bunu başlatıcı bir kovan olarak kullanacak ana arı üretecekseniz, ancak bir gün sonra falan bu işleme başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar arı alımıyla ve arının arılığınıza getirilmesiyle ilgili hususlarda dikkat edilmesi gereken konuları böylece sizlere özetlemiş oldum. Eğer arı almak için anlaştığınız arıcı siz bu konulara riayet edeceğim diye dikkatlice bakmaya başladığınızda ya ben bu şekilde baktıramam, bu şekilde arı verilmez, veremem diyorsa arkadaşlar o arıcıdan arı almayın arkadaşlar. Siz size karşı iyi davranan, yumuşak davranan, doğru bilgilendirmeyi yapan ve bu detaylara bakmanızda size yardımcı olan arıcıyı bulun. Ondan arınızı alın arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Arkadaşlar anlatım videomuzda daha önce ne söylemiştik? Arınızı eğer bulunduğunuz bölgede orta ve uzun vadeli olarak oluşturmak ve uzun vadeli arıcılık yapmak istiyor iseniz gezgin arıcılardan ziyade bulunduğunuz sizin bölgenizde kendinize yakın sabit arıcılık yapan arıcı kardeşlerimizi bularak onlardan samimiyetle kendilerine güveneceğiniz, yani hile yapmayacağı, size bir hilede bulunmayacağı yönünde kendisine güveneceğiniz bir arıcı kardeşimizden bahsettiğimiz, bu videomuzda bahsettiğimiz kontrolleri yaparak arınızı almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü arının elbette bütün arıcılar aynı şeyi söylüyorlar. Yerel ılkları alınız, yerel F1'leri veya ekotipleri alınız diye söylüyorlar ama
Şimdi hiçbir arıcı benim arım bu bölgenin yerel ekotipi dediğinde onun demesiyle oranın ekotipi olmuyor. Neden? Çünkü siz bir arıcıya gidiyorsunuz, yerel sabit arıcıya. O arıcı diyor ki benim mesela atıyorum Anadolu ırkı ya da Carniol Anadolu F1 kırması arım var diyorsun. Nedir? Sizin bölgenize uygun. Fakat o arıcı orada ana arı ürettiği zaman onun o ana arıyı çiftleştireceği erkek arılar, etraftaki diğer erkek arılar farklı genotip veya F1 arılar olduğu için onun kendi ana arısı dahi döllenmiş, döl atan, yumurtaları atan ana arısı dahi attığı yumurtalarda kendisinin ana arısının F1'i değil, farklı ırklarda, farklı genotiplerde, farklı F1'lerde arı çıkabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada esas olan yerel arı ırkının kendisi değil, sabit arıcının o arılarla kışı çıkarıp çıkaramadığıdır arkadaşlar. Arıcımız kışın bu arıları sağ salim, -20, -30 derecelerden, o rüzgarlardan, o soğuklardan, o nemlerden, o hastalıklardan, o varroalardan yaza, ilkbahara çıkarmış mı, çıkarmamış mı? 1-2 yıl bunu devam ettirmiş mi, ettirmemiş mi? Sağlıklı bir şekilde çıkarabilmiş mi, çıkaramamış mı? Önemli olan bu arkadaşlar. Eğer çıkarmışsa zaten onun kendi arıları farklı genotip F1 dahi olsalar ana arısının çiftleşmesi esnasında çıkan arılar yerel ırk veya kendini o bölgeye adapte etmiş, seleksiyona uğratmış bir ırk haline gelmiş oluyorlar. Bizim de zaten alacağımız, almamız gereken arı tipi bu. Şimdi arkadaşlar biz Adem Bey'in arılığına geldik. Buradan örnekleme olarak size arı nasıl alınır, nelere dikkat etmemiz gerekir, bu hususlarla ilgili bilgilendirici uygulama videosu çekelim istedik. Arkadaşlar, ana videomuzda belirttiğimiz gibi aslında daha doğru olan sabit arıcının arıyı alacağınız yerin kendi kovanıyla birlikte arıyı hiç değiştirmeden ana videomuzda belirttiğimiz gün ve saat aralıklarında arıyı alarak, kapatarak akşam karanlığında getireceğiniz arılığınıza, belirttiğimiz mesafelerdeki getireceğimiz arılığınıza sevk etmenizdir. Fakat eğer anlaşamadıysanız ya da siz öyle arzu ediyor iseniz kendi kovanınızı getirdiğinizi farz edelim. Burada da bir dikkat etmeniz gereken husus, arkadaşlar kovan aktarması yaptıktan sonra dışarıdaki tarlacı arıların o kovana geleceğini düşündüğümüze göre aktarma yapılacak kovanın renkleri ile sizin getirdiğiniz renk aynı olsun arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çünkü arılar sadece, tarlacı dışarı arılar sadece dışarı çıktıklarında koordinatlama yapmazlar. Aynı zamanda kovanın renklerine, etrafındaki kovanı yakalayabilecekleri, geri döndüklerinde doğru kovana girebilecekleri kovanın etrafındaki bazı ayraçlara, belirteçlere de ne yaparlar? Dikkat ederler, bakarlar kovan şaşırmaması için. Selamun aleyküm. Allah'ın bereketli kılsın Adem abim. Eyvallah. Hayırlı mübarek olsun. Sezonunuz bereketli olsun inşallah. Sizin aralığınızdan bir tane örnekleme arı satın alacağız. Bu hususla alakalı sizi tanıyoruz. Sizi iyi biliyoruz. Dolayısıyla size güveniyoruz. Bu işe yeni girenler, daha acemisi olanlar, yanlış anlamayın. Bilgi sahibi olmadan, neyi nasıl alacağını bilmeden o arıcının eline kalmış oluyor. Şimdi Adem abi, bize hangi kovandan vermeyi planladınız? İnşallah. Evet. Adem abimiz bize bu kovandan arı verecek inşallah arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir dakika Adem abi. Arıya, bu kovanı almaya diyelim pazarlık ettiniz, fiyatınızla anlaştınız, geldiniz alacaksınız. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken, hemen uçuş tahtasının önünde arıyı bir müddet gözlemleyeceksiniz. İki şey için, ana videomuzda bahsetmiştik. Bir, burada bir hastalık varsa, mesela nosema gibi bir hastalık varsa sürünme olaylarını görürsünüz. İki, arıların kovana giriş çıkışlarına dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Polendir, nektardır. İçeriye giren çıkan arılar getiriyor mu, götürüyor mu? Başka durumlar var mı? Anormal bir şey var mı? Bunları gözetleyeceksiniz. Yani arının çalışması nasıl? Buna bir bakacaksınız arkadaşlar. Anormal bir durum var mı diye. Yani mesela arılar bu kovanda eğer bir hastalığa tutuşmuş olsa, örneğin kireç hastalığına tutuşmuş olsalar, içeride ne yapıyorlar? Ölen yavru arıları mumyalayarak getirip uçuş tahtasının önüne bırakıyorlar arkadaşlar. Şu anda bu aralığımızda böyle bir şey yok. Kireç yönünden arımız sağlam.
Nosema yönünden kontrolümüzü yapıyoruz. Sürünme ile ilgili herhangi bir belirti görünmüyor. Arılarımız son derece canlı. Giriş çıkış var. Uçuş devam ediyor. Dolayısıyla bu arımızda bir anormallik görünmüyor. Bakın polenli arılar içeriye giriyorlar. Nektarlı ve polenli arıların girip çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ilk burada gözetlediğimiz bu. Şimdi arkadaşlar şimdi Bismillah deyip kovanımızı bir açalım. Maşallah. Subhanallah. Arı nüfusu oldukça yoğun. Arkadaşlar. Şerbet verdiğin içinde biraz. Evet. Arımıza besleme yapıyoruz. Çünkü daha henüz sezon nektar akımı başlamadı. Ve birkaç gündür de yağmurlu ve soğuk gittiği için arılar içeride kapalı kaldı ve balları ve şerbetleri tükettiler arkadaşlar. Dolayısıyla Adem abimiz beslemesini yapmış. Şimdi arıların genel nüfusunun iyi olduğunu görüyoruz. Şöyle daha hiçbir şey açmadan bakın erkek arılar var. Dişi kapalı, arılar var. Kapalı yavruyu göster. Arkadaşlar bu üst katta bir tane arı çekmiş Adem abimiz. Şimdi biz ne demiştik? %70'i 80'i kapalı yavrulu olması gerekiyor diye arkadaşlar. Bu üsttekine bakmayalım da alttakilerden bakacağız. Önce şu üst katı Adem abi bir yan tarafa bir alalım isterseniz. Şu çuvalın üstüne şuraya bir bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Arılarımız sakin. Nispeten sakin saldırmayan arıları tercih edeceğiz. Zannediyorum bu Anadolu Karniol F1 aynen, kırması bir arı. Şimdi bir kolonide olması gereken kapalı yavrular, larvalar, pupalar, günlük yavrular, erkek arılar, üstte ballı sığırma hepsi bu petekte mevcut arkadaşlar. Şimdi bu arı görecek değil mi abi? Burada da var. Bir peteğimizi böyle bir koyalım kenara. Esas olan kapalı yavrular demiştik arkadaşlar. Çöküyor yavru. Yavruyu sökmüş. Şimdi gözlerimizde günlükler. Günlükler, larvalar var. Larvalar görünüyor arkadaşlar. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ana arının varlığı çok önemli. Arkadaşlar bunda da yine kapalı yavrular kızarmış iyice ve çıkardılar. Ana arı muhtemelen işlerine yavruluyor. Keza arkada aynı şekilde arkadaşlar. Evet arı yoğunluğumuz fena değil. Tamam onu da koyalım oraya. Bir tane daha. Evet arkadaşlar neredeyse tamamı kapalı yavrulu. Çok güzel. Bir peteğimiz var. Arı popülasyonda fena değil. Arkadaşlar bu arada gündüz orta saatlerindeyiz. Bunlar içerideki bakıcı arılar. Daha zannediyorum bu nüfusun %40 daha fazlası dışarıda tarlacı arı olarak ve bunlar akşam saatinde koloniye geri dönecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ana arıyı yakalamaya çalışıyoruz. Bir tane bir ana arısını bir görebilirsek. İşaretli mi ana arısı abi? Şurada meme yapmış yalnız. Bakın bu arı ana arıya oğul verdirmek üzere meme yapmış hem de kapalı. Bunu alır almaz bölmemiz gerekecek. Arkadaşlar anlatım videomuzda bahsettiğimiz gibi arının, koloninin ve peteklerin genel durumunu kapalı yavrulu bakımından, hastalık bakımından, ana arının yavru atma güzelliği, gücü bakımından kontrollerini yaptık. Kolonimizin kovanımızın verimli olduğuna kanaat ettik. Yeterli kapalı yavrusu var. İçinde günlükleri var. Larvaları var. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Arıyı alırken arkadaşlar bir koloninin tam döngüsünün içerisinde var olduğundan emin olun. Yani ana arısı, erkek arısı, kapalı yavrusu çıkmak üzere, larva halinde, pupa halinde yavrusu, günlük yumurtası, İşçi arıları, dışarı tarlacı arıları her şeyiyle koloninin tamam olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu şekilde kovanınızı teyit edin ve alın. Bunu biz alınca bunu böleceğiz arkadaşlar. Çünkü arı sıkışıklığından birkaç meme attı. Arkadaşlar bu videomuz bu şekilde. Diğer videomuzun altına bunu ekleyeceğiz. İnşallah sizin için de hayırlı, bereketli bir sezon olur. Aldığınız arılar sizin için de bereketli olur. Elden geldiğinizce paranızı bu dediğimiz cihette israf etmeden sağlam arı alarak bildiğiniz arıcıdan arıyı alarak verimli bir sezona giriş yaparsınız. Hepinize
hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, bu şekilde kovanımıza karar verdikten sonra kendi kovanımızı bu kovanın yerine koyuyoruz. Ve ara aktarma videosunda tarif ettiğimiz gibi bu kovanı kendi kovanımıza aktarıyoruz. Akabinde kovanımızı akşam hava kararmasına kadar burada bekletiyoruz. Dışarı tarla çağrılarının geri gelerek bu kovana girmelerini ve koloninin tamamlanmasını sağlıyoruz. Akabinde hava kararmaya yakın veya karardıktan sonra kovanımızı sıkıca kapatıyoruz ve tarif ettiğimiz şekilde kendi arılığımıza sevkini gerçekleştiriyoruz. Yerine koyuyoruz. Yarım saat beklettikten sonra kapağını açıp önüne bir belirteç koyuyoruz ve ertesi güne kadar dokunmuyoruz. 5 kilometreden daha yakın bir mesafeden arı alıyor isek bu durumda da öncelikle bu kovanımızı 1-5 kilometre dışarıda farklı bir yer tespit ederek oraya getiriyoruz. Bir hafta kadar orada konaklattırıyoruz. Akabinde aynı kovanı olduğu gibi kapatıp kendi arılığımıza geri getiriyoruz arkadaşlar ve aynı işlemleri yapıyoruz. Herkese hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Allah'a emanet olun.